Uzun zamandır ucuza nasıl coin alırım diye soruyordunuz. Sizlere yeni bir site buldum. Emomorok sitesinden Koray kodunu kullanarak %7 indirimle coinslerinizi alabilirsiniz. İnlal veya diğer kredi kartları için G2A ödeme seçeneğine tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber takımımı Siz Kurun serimizin ya 4. ya da 5. bölümündeyiz. Hani birisi de ben kendim oyuncuları aldım. Ama bu bölümde gerçekten çok efsane 2 tane oyuncu alacağız. Ve belki de çok efsane ödüller alacağım. Bir sürü ödül alacağım arkadaşlar. Ve takımımı geliştirebildiğim kadar geliştirmeyi düşünüyorum. Umarım da geliştirebilirim. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Umarım güzel bir video olur. Takımımı Siz Kurun serisinin devamı için arkadaşlar sizlerden gerçekten desteğe ihtiyacım var. Okul zamanı bile video yapıyorum ama destek gelmezse bırakacağım bu işi. Çünkü çok zorlanıyorum arkadaşlar. Bu video için de 2-3 saat uğraştığım için gerçekten çok zorlanıyorum. Hani sabah 6'da kalkıyorum çünkü. Artık çok zorlanmaya başladım. O yüzden sizlerden bu videoya 3000 beğeni bekliyorum. Gerçekten atmanız gerekiyor yani. Lütfen atın ki videolarımız önerilenlere çıksın. Daha fazla kişi görsün. Ve hala abone değilseniz de hoş geldiniz diyorum. Abone olup bildirimleri açın. Yani like atmazsanız devam etmeyeceğim demiyorum. Yanlış anlamayın ama haftada 3-4 video atarım. Yani böyle her gün video atamam maalesef. Neyse arkadaşlar hemen başlıyoruz. Siz like'larınızı atmışsınızdır zaten, ben sizi biliyorum. Şimdi arkadaşlar hemen ilk olarak yoruma yazılan 83 iken Team of the Year Philippe Louis al demişsiniz. Ve hemen biz de o zaman alalım arkadaşlar. Paramı tam buna göre ayarladım. Ve 83 iken Team of the Year Philippe Louis'i aldım. Bakalım driplingi bunun kaçmış. 82 abi, çok düşük ya. Niye bu kadar düşük? Neyse, halledilir arkadaşlar, ayarlarız. Şimdi hemen en yüksekken yapalım takımı. Ve 85 iken oldu. Bakalım hiçbir beceri geliştirici geliştiriyor mu onu? Hiçbir beceri geliştirici de geliştirmiyor arkadaşlar. Şimdi sırada etkinliklerde bir tane güzel bir oyuncumuz var. Onun da 2 saati kalmış. Az kalmış zaten. Onu da hemen alalım sizlerle birlikte. Antoine Griezmann'ı alıyoruz arkadaşlar hemen. Al butonuna bastık ve 80'lik muazzam bir oyuncu geldi. Gerçekten efsane bir oyuncu. Haftalık kilit açma aldık. Bir de Antoine Griezmann aldık. Muazzam bir oyuncu yani. Bunu zaten alıyordum. Takımımız Siz Kurun'la alakası yok ama yine de işinize yarayacak bir oyuncu yani. İşimize yarayabilir. Üstünlük puanı kazanmak için bunları al falan diyor arkadaşlar. Ben şimdi buna girmeyeceğim. Bonus oyunculara bakacağım. Bunlar için 1000 FIFA points harcamamız gerekiyordu galiba. Aynen, buna ben 1000 FIFA points versem mesela. Florenzi'yi alabiliyorum. Bu diğer ikinci oyuncu neymiş mesela? Mevkisi neymiş? Sol orta saha. Benim şimdi sol orta sahaya ihtiyacım yok. Sol kanat bek'e ihtiyacım olabilir mi? Evet. 5'i defansa geçersem olabilir. O yüzden ben sol kanat bek olanı almayı düşünüyorum arkadaşlar. Ama öncesinde 1000 FIFA points'imiz olması lazım. En azından 1000 FIFA points'e çok yaklaşacak bir fikir var benim elimde. O da ne arkadaşlar? Hemen bir devrin sonu etkinliğine giriyoruz. Ve bu etkinlikteki ödülleri alıyoruz arkadaşlar. Hemen bir devrin sonu XP'sini alalım. 100.000 XP gerçekten harika arkadaşlar. Gerçekten muazzam. Ve 100.000 BDS XP'si geldi. Birazcık kamerayı aşağı indirmek istedim. 100.000 BDS XP'si geldi arkadaşlar. Bir sürü muazzam ödül alıyoruz. Yani bu videoda aslında bayağı bir şey yapıyorum. Bayağı bir 3-4 video çıkar aslında bu videodan. O yüzden yani 3-4 videoluk beğeni atarsanız. Çünkü PES videosu da para kazanma engeli yediği için önerilmiyor arkadaşlar. Yoksa o daha da çok izlenirdi. O video için ki emeğimi YouTube 7 bitirdi. Gerçekten çok sinirliyim ya YouTube'a. 750.000 altınımız tekrardan oldu bu arada. Ben buna güvenip aldım zaten. Philippe Louis'e buna güvenmesem hiç altınımız kalmayacak. Gerçi oyuncuları satabilirdim. Hemen arkadaşlar burada 250 beceri geliştiricisi varmış. Burada da 500 FIFA points var arkadaşlar. O zaman ne yapalım? İlk olarak beceri geliştiriciyi mi alsak, FIFA points'i mi alsak? Önce FIFA points'i alacağım arkadaşlar. Beceri geliştirici birazcık uzun sürdüğü için beceri geliştiricileri topluca alırız. Ve 500 FIFA points geldi ve 925 FIFA points'im oldu. Ben bunu almak istemiyorum ya. Abi ihtiyacım yok biliyor musunuz? Hiçbir işime yaramayacak. Çok moralim bozuldu ben bu. Hiç ihtiyacım yok. Yani lazım değil. 3 tane lazım bize normalde. Buna da bakarız aslında arkadaşlar ama gerçekten moralim bozuldu bunu görünce. Neyse, şimdi ilk olarak 100'lük olanı alalım. Sonra da 250'lik olanı alalım. Ki bayağı bir olacak yani. Bayağı bir olacak. 4 saldırganlık, 4 defans, 4 güç, 2 müdahale, 1 markaj. Bana ne lazım olduğuna bakayım. Diğerini de o zaman sayı sayı yaparız da. Şimdi sayı sayı yapmaya gerek yok. Bu arada şu anda Cannavaro'yu da alamıyorum. Hatta bu oyuncuyu bile alamıyorum arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar o zaman bana ne ihtiyacım varmış bir bakalım. Bir de öncesinde geliştirebileceklerimi geliştireyim. Takımım belki gene artar. Geliştirebildiğim var mı? Orta açma var. Hemen o bayağı var. Orta açma da güzel olmuş arkadaşlar. Philippe Louis'in gelişmesi güzel oldu. 86 iken oldu Philippe Louis. Bakalım hızda kim vardı? Mbappe var. Mbappe 88 olacak. Ustaya doğru ilerliyor yavaş yavaş.
Abi ben Rainbow yapmayanın Rainbow yapmasını istiyorum. O yüzden daha da geliştirirsek çok daha güzel olabilir. Hemen bunu da bir geliştirdik. Kaleci danışman bizim kaleci Ulreich. Ben bunu değiştireceğim arkadaşlar. Ben bunu yükselttim birazcık ama ben bunu değiştireceğim. Bir de şu var. Bu bizim oyuncu mu? Evet. Kontra diye bir etkinliği, bir beceri geliştirisi varmış. Ama arkadaşlar hiç şey gelişmedi ya. Bakayım 21. seviye olduk bu arada durup dururken. Neyse işimize yarar illa. Neyse şuradan bir çıkalım. Hemen kadroma ben bakayım. Bir olmuştur herhalde bir 86 iken. Olmamışız daha. Neyse oluruz arkadaşlar. Bakalım neye ihtiyacımız var. En çok ihtiyacımız olan şey hız olabilir. Sonra hızdan sonra ne olabilir? Bir tek hız olabilir abi. Hız çıktığı zaman direkt olarak hızı yükselteceğim. Hemen arkadaşlar etkinliklere girelim. Bir devrin sonu etkinliğine tekrardan girelim ama ben bu kamerayı indirmemiş miydim ya? Niye inmedi? Ah tamam. Hemen bir devrin sonu etkinliğine girelim. Ve buradan arkadaşlar gerçekten muazzam bir şekilde beceri geliştiricilerimizi alalım. Sonra antrenman XP'sini ve kaptan XP'sini de alacağız. Kaptan XP'si de bizim çok işimize yarayacaktır arkadaşlar. Buna kesinlikle inanabilirsiniz. 9 tane saldırganlık geldi. 6 tane defans. 7 tane güç. 10 tane müdahale. Oha 10 tane müdahale ne hayvan. Bayağı bir açtım arkadaşlar direkt. Hız nerede? Hız geldi mi daha doğrusu? Daha gelmeden nerede? Aha burada. Ama Mbappe değil ya. Abi ben bu hızdan istemiyorum. Başka hız yok mu? Hepsi vardır herhalde ya. Büyük ihtimal hepsinden gelmiştir de o hız bana lazımdı. Gelmemiş mi? Bilmiyorum. Bakayım bu hız ne? Ronaldo'nun. Tamam Ronaldo da bir... Ronaldo bu arada usta oluyor arkadaşlar galiba. Neyse ona bakarız. Şimdi hemen antrenman XP'si 200 bin antrenman XP'si. Umarım genel olarak gelir. Hep forvet falan geliyor bazen. Bu forvet galiba. Aynen forvet. Orta saha defans geldi pardon. Bu da orta saha mı? Yok bu kaleci. Oha 4 tane de orta saha geldi. Tamam toplamda 200 bin. Orta saha zaten en çok orta saha kullanırım ya. Orta sahanın gelmesi iyi oldu. Hemen arkadaşlar kaptan 75 tane kaptan XP'sini de alıyoruz. Ve bayağı bir yükselteceğiz kaptan oyuncularımıza. 75 tane abi 93 oldu. Bayağı da yükselmeyiz yani. 2 tane yükselir ama yine de iyi abi. Şey belki Kastrom belki bu sefer. Kastrom'la Çeyru ikisi birden belki bu sefer şey yapabilir arkadaşlar. Bir dakika. Rainbow yapabilirler. Hemen ona bakacağız. Şimdi hızımız arttı. Güzel abi. Ronaldo zaten bu hızmış. Pardon ben yanlış bakmışım ona. Ronaldo 90 gen oldu. Şu anda güzel abi. Rainbow yapabiliyor mu ona bir bakalım. Sonra bakarız. Saldırı anlık arttıralım arkadaşlar. Ginter artıyor. Ginter'i de değiştireceğim. Ginter'i de öylesine koydum zaten. O da arttı ama yine de artması iyi oldu. Şimdi arkadaşlar burada iki tane oyuncu var. İki gen artar mı? Bir gen daha artarsa çok güzel olur. Artıyor bir gen daha. Çok güzel olacak. Bakalım. Şimdi bu 88 oldu. Bu 92 oldu. Güzel abi. Şu an güzel gidiyoruz. Bakalım şimdi. İlk 11'e girelim. Bu arada koyuncular neredeyse bitti. Çalıştıra gelelim. Hadi abi bir dribblingin artmış olsun ya. 90 dribbling oldu. İşte budur. Çeyru sen de olmuş ol. Canım ye be. Çok ihtiyacım var çünkü Rainbow yapmalarına. Rainbow yapıyor ikisi de arkadaşlar. Çok güzel oldu. Chamberlain zaten yapıyor. Cavani nasıl oldu abi? Cavani'ye bakalım. Bunun düşüktü galiba biraz ya. 86 bunun düşük. O zaman ben bunu değiştiririm arkadaşlar. Bu Rainbow yapmazsa olmaz. Bu yapıyor mu? 89 olmuş. Hiç yükselmiyor mu? Abi hiç yükselmiyor ya. Şaka gibi. Filipe Luis kaç olmuş abi dribbling? Hiç yükselmiş mi? Yok abi. Filipe Luis'in dribblingi aynı kalıyor. Filipe Luis'i al dediniz ama bence gerekmiyor. Florenzi'nin durumu nasıl? Dribblingi iyiyse belki ben bunu yükseltirim. Yok bunu da değiştiririz arkadaşlar. Bana bir sağ bek önerebilirsiniz. Santrafor belki önerebilirsiniz ama onu sonra. Stoper ve kaleci. Bunu yorumlara yazın. Bir sonraki bölümde ne almamı istediğinizi kesinlikle yorumlara yazın. Bu arada 86 gen olduk. Alırım bir hayırlı olsun. Bu arada yok bakmayacağım. Yoktur zaten. Şimdi size bir bonus olarak snack taktiği vereyim. Çünkü bayağı bir like attığınız gibi hissediyorum. Bu videoya güzel bir like gelmiştir. Size bonus olarak bir snack taktiği verelim arkadaşlar. Hemen 79 gen minimum. Bu şekilde yazıyorsunuz. MOO sol orta saha kapalı. MF de kapalı. Buraya 55.555 yazıyorsunuz. Bozulmadıysa tabii bu taktik bayağıdır kullanıyordum. Umarım bozulmamıştır. Bozulmamış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar harika bir taktik. Keşke ne zaman yenilendiğini bilseydim de bir tane oyuncu falan yakalasaydım. Ya da arkadaşlar bugün maç yerine snipe yapalım. Sizle de sohbet etmiş oluruz. Arkadaşlar videonun başında like biraz direnmiş gibi oldum ama gerçekten zorlanıyorum artık ve hani videolarım izlenmesi de düşüyor gittikçe ve gerçekten bu beni hani hem zorlanmama rağmen emek vermeme rağmen hani karşılığını alamayınca gerçekten hani sıkıntılı durumlar oluyor. O yüzden kusura bakmayın yani istememden dolayı kusura bakmayın. Bu arada pazar yenilendi galiba. Aynen yenilendi. Star çıktı arkadaşlar.
O zaman bir tane karşı atak girelim. Çünkü pazarın yenilenmesine daha 5 dakika var. 5 dakika beklemektense bir tane karşı atak gireriz. Hem kadromuzdaki yeni oyuncularımızı hem de Chero'yu, Karlstrom'u driblingi yani rulet yaparken test etmiş oluruz. Güzel olur abi. İkisini de bir rainbow yapacağım abi. Nasıl bir pozisyon gelirse gelsin hiç önemli değil. Onların rainbow yapması benim için çok önemliydi ve yapmaları gerçekten muazzam oldu arkadaşlar. Belki onları yükseltebilirim ya, bilmiyorum. Bakarım. Kava ne aldı arkadaşlar? Almışken gitsin bir tane gol atsın da içimiz bir rahatlasın. Sonra istediğimiz kadar hareket yaparız. Kava ne yaptın ya? Bak bunu bana yapmamalıydın. Bu kornerin gol olması lazım. Güzel bir yere açtım bence. Ronaldo sen vurursun. Aferin. Usta Ronaldo'nun hali bir başka oluyor. Bu arada Ronaldo çok düşük kaldı ya. Abi rainbow yapamıyor ya. Çok moralim bozuldu. Hadi abi Chero veya Karlstrom'a gelsin top. Abi inadına gelmiyor. Normalde hep onlara gelir abi. Karlstrom'a sürekli top gelir normalde. Şimdi gelmiyor. Bakalım. Bak gelmedi yine. Evet geldi ama şimdi. Olsun, kalecinin önünde de olur. Oha şu an orada yapsaydı harbi çok güzel olurdu ha. Ama gelmiyor abi. Neyse arkadaşlar, kaybetmek de istemiyorum. Top gelir illa, gelmezse bir maç daha açacağım artık. Yapacak bir şey yok ama gelir ya. Bence gelir. Şöyle pas at bakalım kim var orada. Mbappe var. Bir daha pas at. Cavani var abi. Yapacak bir şey yok. Gelmiyor. Adamlar ortada yok ya. O kadar pozisyon geliyor. Bir tane Karlstrom'a gelmiyor. Chero tamam, bu da olur. Yap hareketini. Hoppa abi, fişeksin be. Bir de şut çek, o kadar geliştin. Yok, kötü vurdum. Ben kötü vurdum. Çok saçma bir yerden vurdum ya. Karlstrom'a vereceğim abi. Zaten yeneriz bu maçı ya. Adam kötü oynuyor. Offside bu arada. Karlstrom neredesin? Karlstrom'u arıyorum şu anda. Bulamıyorum. Evet buldum. Karlstrom. Karlstrom uzaklardan güzel şutları vardır. O kadar free kick attı. Kötü ben. Abi çok saçma vurdum ya. Neyse. Şöyle arka direğe doğru bir orta. Chero kafa vurur mu? Chero kafa vurdu. Chero bugün muazzam. Karlstrom'u ben oynatamadım. O da muazzamdır büyük ihtimal. Evet arkadaşlar, kadromuzu test de ettiğimize göre artık burada videomuzun sonuna gelebiliriz. Bu arada istemeden de olsa dünya klasmanı 2'ye çıktım yanlışlıkla. Ve 1'e doğru da gidiyoruz artık. Bakalım ne olacak. Turnuvada oynamaya da üşeniyorum. Oynasam mı, zamanım gerçekten yok arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Şuradaki iki videodan herhangi birisine giderek muazzam bir videolardan birisine gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Adamsınız. Teşekkür ediyorum. Ve bay bay. Bunu yapmasam olmaz.